Merhaba arkadaşlar, Euro Truck Simülatör'den başlıyoruz. Bu ilk videomuz olacak. Şöyle ufaktan başlarında aracımız falan yok. Ben gerçi deneme amaçlı bir tane görev yapmıştım. Bakalım şöyle bir araçlara bakalım. 3000, 3000. Bakıyorum. Hep de şey var. Şöyle bir Renault alalım. Renault'ların sesi iyi çıkıyor. Mesela şu olur. Alalım şu görevi. Başlayalım yolumuza bir daha. Bu yeni bir video olacak. O küçük taşıyoruz. O da güzel. Yağmurlu bir havada. Başlayalım. İyi yolculuklar. Ses güzel. Bir saniye, buranın çıkışı burada değildi, böyle değildi. O zaman güzel bir dönüşle sola dönün. Ulan o kadar çıkıyoruz. Sinyalimizi de verdik. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Tamam, devam ederiz. Düz ilerleyin. Bu ilk videomuz arkadaşlar. İnşallah güzel bir like gelir ve ilk kazamızı yaptık böyle bodozlamalı olursa. Evet arkadaşlar, kiralık şoför olarak işimize devam ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ben de cezalar kapı birader, kusura bakma ama gömüyorduk sana. Cezalar kapalı, o yüzden hız cezalarında pek takmayacağım. Ne varsa basıyorum artık. Hızlı teslimat. Bir önce para yapıp kendi aracımızı almamız lazım. Kazasız bir şekilde malları teslim ederek yolumuza devam edelim. Güzel modlar var arkadaşlar. Modları ilerleyen bölümlerde alacağım bir aksilik olmazsa. Ondan sonra bayağı bir güzel olacak. Gerçeklik modu var. Düz O ilerleyin. bayağı bir hoşuma gitti. Onu alabilirim. Yalnız onda da büyük bir sıkıntı. Yani frene bastığın gibi direkt bodozlama kayıyor. Yani normal oyundaki gibi değil. Şu anda oynadığım gibi olmayacak yani o zaman. Direkt bodozlama kayacak. Bu kadar hız yapamıyorsunuz. Hız yaptığınız zaman frene bastığınız gibi yapıştırıyor direkt. Yani dorsa ayrı yere gidiyor, kafa ayrı yerde gidiyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde göreceğiz.
nasıl olacak, nasıl gidecek. Şu anda direksiyon ayarlarımı da tam yapamadığım için yolda düz gitmekte açıkçası biraz zorlanıyorum. Hayır, kıl payıyla kurtardık. Gerçi hızımız da gereğinden fazla, gaza bastık gidiyoruz böyle ama teslimatı bir önce yapalım diye. Aslında o kadar iyi bir ücret de vermiyor. En kısalarla başlasaydım daha iyi olacaktı ama olsun. Bu da güzel. Yani şu anlık iyi gidiyoruz. İlk kazamızı yaptık biraz önce virajda. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak. Kazasız dedik ve ilk virajda daha kazamızı yapmış bulunduk. Yani biz de tam gaz gidiyoruz zaten. Evet, hayır, hayır. Buradan ucuz kurtardık. İkinci kazamızı da yaptık tam gazla. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten. Düz ilerleyin. Hızımız 80-84'e çıkartalım. Hız sabitleyici de açtık, 90'da gidelim. Hep gaza bastığımız sürece kaza yapacağız, onu anladım. O yüzden böyle sakin sakin gidelim. Gayet iyi. Soldan çıkışa hazırlanın. Sol çıkışı kullanın. Sol çıkış, sol çıkış. Çıkıyoruz işte solda. Yavaş yavaş. Arkadaş, niye benim hızımı kesiyorsun, orada fren yapıyorsun? Ben ne güzel almış yolumu gidiyorum orada. Gerçi uzun yolculuk arkadaşlar pek bana göre değil. Şöyle 85 86-87 sabitleyici 88'de açtık. Devam edelim. Dışarıdan da bakalım biraz. Tepe bakışı güzelmiş. Evet. Az daha bir kaza yapıyorduk. Düz kurtardık. Kamera açılarına bakarken gidiyorduk az daha. Evet, 41 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Ufak ufak sağda kalın ve sonra sağdan çıkın.
Şaka yapıyorsun. Sağ çıkışı kullanın. Geliyoruz, geliyoruz. Var mı kimse? Yok. Tik tak tik tak, bırak sinyali. Yapıştır. Dayı sen çok yavaş gidiyorsun ya. Kaza yaptık ama olsun. Az kaldı, deviriyorduk tır yani. Orada sağda kalın. Dikkatsizlikten kaynaklanıyor dönün. Ama olsun. Sağa dön. Arkadaşlar, teslimat yerine geldik. Yolculuğumuz sona erdi. Sakin, yavaş. Fren hassasiyetini yükselttiğim için arkadaşlar biraz sıkıntılı. Lap diye duruyor. Evet arkadaşlar, bu görevi getirdik. Biraz hasar verdik ama olsun, bakalım ne veriyor. Sonucu göster. İkinci seviye olmuşuz. İyi, güzel. Şuna verelim. Devam. Hemen nakliye piyasası. Tek seferlik. Yakın mesafe yapalım. Evet arkadaşlar, yeni arabamızı da aldık. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Marşa basalım. Şöyle farlarımızı açalım. Şöyle tırımıza bir dışarıdan bakalım. Pek bir şeye benzemiyor. Hoşuma gitmedi açıkçası. Görüntüsü. Kornası yanınızda. Başlayalım. Sola dönün.
Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Oradan çarpmadan çıktık, iyi oldu. Polis de geldi. Polise de çarpacaktı sağlam bir tane. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Tamam. Biz kasabız zaten. Direkt bodozlama dalarız. Şimdiki çıkışı kullanın. Kullandım. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. 30. Oo çocuğuma. Ne olduğunu anlamadım. Motor frenini açtım sanırsam. Sinyalimizi vermeyi unutmayalım. Kasabız dedik de o kadar da olsun yani. Birazdan garanti kaza yapacağız. O yüzden fazla kurcalamadan devam edelim. Düz ilerleyin. Bodozlama daldım ablacığım ben. Düzmüş. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönmeye hazırız. Motor frenini açtık. Ops. Vallahi yanlış yerden döndüm gibi bir izlenime katıldım. Evet. Çok fena yaladı. Heyecan sağda yaptı. Kalın ve sonra sağdan çıkın. O dozlama sağ da oluyor. Sağ çıkışı kullanın. Tamam. Sağ çıkışı kullandım. Yolumuza devam. Bu araba o kadar basmıyor ya. Şöyle sinyalini verelim. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir yorum bırakmayı unutmayın. Sayfaya destek için. En azından bir yorum bırakırsınız. Bir beğeni, bir yorum. Hop sinyalsiz gidiyorduk. Evet, gitmiyor dedik araba. Sinyali kapatalım. Bodozlama gidiyor şu anda. Sinyali değiştirelim. ...77 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Kolay bunlar. Gideriz biz. Evet. Radyo açacağım. Türk FM'leri çalıyor arkadaşlar. Ama açamıyorum. Niye açamıyorum? Telef hakkı yerim diye şarkıdan. Video telef hakkı yer. O yüzden açamıyorum. Radyoları değiştirdim. Normalde kendi radyo programına çalarken ben de açtığım zaman Türk radyoları çalıyor. Güzel de oluyor aslında. Düz ilerleyin. Ama açamıyorum. Video telef hakkı yiyebilir. Aksi takdirde yani yolculuk sırasında dinlemek gayet de güzel olur. Bunu da deneyeceğim. En azından ikinci videoda olmasa bile üçüncü videoda falan deneyeceğim onu. Bakalım eğer telef hakkı falan yemezse, bir sıkıntı çıkmazsa bir sonraki videoları da o şekilde devam ettireceğim. İnşallah telef hakkı yemez sonuçta.
Sağda şahsi bir şarkı çalmayacağım. Orada radyo açık olacak. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden deneyeceğim onu. Oho. Fren çok fena olmuş. Bodozlama direkt duruyor. Ya arkadaş, verdiğin arabada reflektör yok ya. Tamam, vitesi düşürerek ben de yaparım onu. Yavaşlatıyorum diye deneyim dedim, pek de yavaşlattığını söylenemez. Dayı sen ne taşıyorsun öyle ya? Biz de taşıyacağız, az kaldı. Böyle yavaş yavaş bir yükselelim. Hemen sinyalimizi çakalım, şöyle sağ şeride atlayalım. Bu dayıyı beklersek biz çok bekleyeceğiz bir şekilde geliyor. Dedim ya, kasaplık biraz var. Sağda kalın Kostu ve sonra sağa dönün. Makas atarak gidiyoruz. Sağa dön. Evet arkadaşlar, bu teslimatımıza da geldik. Şuraya bak, bodozlama duruyor. Buradan da bir puan alalım. Böyle şöyle görüntü 2. Çok güzel bir yer oldu. Ara gazla. Şu motor freni bir kapat ya. Tam iyi olmadı açıkçası ama olsun arkadaşlar, bunları park ettik. Şöyle bakalım, olsun, çizgilerin içindeyim sonuçta. Hemen sonucu göster. Güzel bir sonuç almışız. Devam diyelim. Bu videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar ekip beraber iki görev bitirdik. Beğendiysen en azından bir yorum. Yorum atmazsan bile bir beğeni bırak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.